Harika hikaye, eski antlaşma. Tanrı adamı Samuel. 1. Samuel 1 ve 3. bölümler. Hanna tapınakta ağlıyor ve dua ediyordu. Onun hiç çocuğu yoktu. Eşi Elkana onu çok seviyordu. Ama Elkana'nın diğer eşi Peninna Hanna'ya kötü davranıyordu. Hanna şöyle dua etti. Tanrım, bana yardım et. Bana bir çocuk ver. Eğer bana erkek çocuk verirsen onu sana adayacağım. Tapınağın kahini Eli Hanna'nın sarhoş olduğunu zannetti. Hanna, içkiyi bırakmalısın dedi. Hanna Eli'ye, ben sarhoş değilim, dua ediyorum çünkü çok üzgünüm dedi. Kahin Hanna'ya, esenlikle git, Tanrın duana cevap verecek dedi. Hanna artık üzgün değildi. Tanrı ona gerçekten bir oğul verdi. Hanna çok mutluydu. Ona Samuel adını verdi. Samuel, Tanrı duama cevap verdi anlamına gelir. Samuel küçük bir çocukken Hanna onu tapınağa götürdü. Eli'ye, bu çocuğu Tanrı'ya vereceğim. Tanrı'ya hizmet etmesi için ona yardım edebilir misin? Dedi. Kahin Eli, evet, ona yardım edeceğim dedi. Hanna Samuel için Tanrı'ya teşekkür etti. Samuel tapınakta yaşadı. O Eli'ye yardım etti ve Tanrı'ya hizmet etti. Samuel Tanrı'ya itaat etti. Samuel Tanrı'yı mutlu etti. Samuel insanları mutlu etti. Hanna ve Elkana Tanrı'ya tapınmak için tapınağa geldiler. Hanna Samuel için bir ceket getirdi. Eli'nin kendilerini bereketlemesini istediler. Başka çocuklarımız olsun diye bizim için dua et ve bizi bereketle lütfen. Eli onlar için dua etti. Tanrı Hanna'yı 3 oğul ve 2 kızla bereketledi. Samuel tapınakta Tanrı'ya hizmet etti. Bir gün onu çağıran bir ses işitti. Samuel, Samuel. Tanrı Samuel'i çağırıyordu. Tanrı Samuel'e konuştu. Tanrı'nın söylediği her söz gerçekleşti. Samuel, İsrail halkına mesajlar verdi. O, Tanrı'nın özel peygamberiydi.